10 seansından merhaba. Bu hafta fark ettiğiniz üzere Hayat TV'nin 1 Mayıs özel yayınları nedeniyle cumartesi ekrana geliyoruz. Bu hafta yine vizyon kalabalık ama sadece iki film konuşacağız. Ve ağırlık olarak çizgi roman dünyası ve en sevdiğimiz süper kahramanlar üzerine konuşacağız. Önce bu hafta vizyona girenlere bakalım. Ardından konuşmaya başlayacağız. Yerde kesin, arabanın üstüne aktınız mı? Bir iki takla, bu kadar. Dayı ne yaptın lan sen? Adamı öldürdün ya! Bu hafta sinema severleri vizyonda 7 yeni film bekliyor. Haftanın merak uyandıran yerli yapımlarından Yolunda Ayşe, Çinçin Bağların hikayesini perdeye taşıyor. Kılığın ol. 4 yıl önce Çinçin Mahallesi'nde yapılan dönüşüm sonrasında bir grup gecekondu yıkılmış, Ramo ve İbo yeni yapılan konutlara taşınmışlardır. Şimdi ise arkadaşları Fehmi Kırın'ın evinin bulunduğu kısım aynı dönüşüme uğrayacaktır. Fakat Fehmi'nin arkadaşları gibi kolay teslim olmaya niyeti yoktur. Filmin yönetmeni Emre Budak. Gel lan şuraya. Basma yarışınla insanı meydanda ölçeriz. Tam gaz holdinge tam gaz gider. Geri vites yapanın Allah belasını ver. Toprağın Tuzu belgeseli yakın tarihteki uluslararası uyuşmazlıklara, açlığa ve toplu göçlere tanıklık eden dünya ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado'nun gezegenin güzelliğini, el değmemiş toprakları, vahşi hayvan ve bitkileriyle muazzam insanlık manzaralarını keşfetme öyküsünü anlatıyor. Bu akşam camide zikir var. Ne kaybedeceğiz? Gerilim türündeki ezanın hem yönetmenliği hem de senaryosu Fuat Yılmaz'a ait. Asi ve asabi bir genç olan Ali hiçbir işte tutunamamaktadır. Asabiyeti yüzünden yeni işinden de kovulduğu bir akşam aşırı alkol aldığı bardan çıkışta çiçekçi bir kız çocuğuna çarpar ve işler karışır. Mehmet! İyi değiliz canımız. Ali dün geceden beri... We have a little situation here. Başrollerinde Boardwalk Empire ile anından söz ettiren Jack Huston ve Arbitrage Sound of My Voice ile tanıdığımız genç yıldız Brit Marlin'in yer aldığı eğlenceli ve duygusal yapım Aşkı Bulunca'nın yönetmen koltuğunda Lulu Wang oturuyor. You're like this very bright flame. You just have to find someone who not only loves you, but can fuel that fire. Onun peşindeymiş. Karanlık kayalarda bekliyormuş. 2013'te gösterime giren Rus yapımı Karlar Kraliçesi çizgi filminin başarısı üzerine yapılan bu devam filmi, arkadaşlık ve gerçek aşkın bütün kötülükleri yenebildiği mesajını veriyor. Arkadaşlarının her birini buzdan heykele çevireceğim. Arkadaşlarımı rahat bırak. Kaydınızı yapacağınız, klibinizi çekeceğiniz, 50 binde canlıyı koyacağınız buraya dağıtırım o zaman. Banka soyalım. Tehlikeli Flört'te ise rock grubu Flört üyeleri Ozan Kotra, Çağatay Kehribar ve Hakan Çağlar'ın canlandırdığı, plak yapma hayalinin peşinden giden üç mahalle delikanlısının karıştıkları şaşırtıcı olaylar anlatılıyor. Şimdi... Hayır, henüz yemin. Marvel çizgi romanlarından yapılan son uyarlama Yenilmezler Ultron Çağı bu hafta vizyonda. Tony Stark hızlıca uyku halinde olan bir barış programını başlatmayı deneyince işler ters gider ve yeryüzünün en güçlü kahramanları Iron Man, Captain America, Thor, The Incredible Hulk ve Black Widow gezegenin kaderini belirleyecek zorlu bir teste tabi tutulurlar. Filmin yönetmenliğini Joss Whedon üstleniyor. Evet, bu haftanın öne çıkan filmi Sebastião Salgado'nun dünyasına bizi götürüyor. Ben Wim Wenders ve Salgado'nun oğlunun birlikte yönettiği belgesel. Nasıl buldunuz? Şimdi Wim Wenders ile ilgili şöyle bir şey hasıl oldu galiba. Bir süre daha kurmaca yapmasın. Belgesel yapınca çok iyi oluyor. Kurmaca yapınca da olmuyor. Yani malzemesi mi bitmiş bilmiyorum. Ama işte Salgado'nun fotoğrafları söz konusu olunca ve Salgado'nun kendisi, oğlu yardımcı yönetmen, hayır iki yönetmen galiba. Evet, evet, bir de oğlunun geçmişte çektiği malzemeleri de katıyor belgeselin içerisine. Geçmiş yıllarda çektiği malzemeleri katıyor hikayenin içerisine. Haliyle hikaye çok etkileyici. Salgado müthiş etkileyici bir adam. Yani bir tür şimdi süper kahraman temasından gidiyorsak bence bir tür süper kahraman. Yani...
yıllar boyunca yaptığı projeler, hani tanıklık ettiği şeyler, hayatta kalmanın zor olduğu koşullardan çıkardığı başyapıt fotoğraflar bir yana, hani kurumuş bir vahşi ormanı karısıyla beraber baştan hayata geçirmek falan. Yani keşke bütün zenginler böyle olsa, yani bütün toprak sahipleri böyle olsa. Ve evet, bir tür süper kahraman Salgado. O yüzden de onunla beraber onun hikayesini anlatan bir belgesel yapmak çok zor bir iş olmasa gerek, ama Wim Wenders de gayet iyi kotarmış. Dediğimiz gibi Salgado'nun oğlu Junior Salgado'yla, ki baş harfleri de C ve R. Şimdi fark ettim. Ben çok izlemelere doyamadım. Bir daha izlerim. Ya şöyle bir tarafı da var. Yani Evrim'in söyledikleri dışında. Mesela Salgado ile ilgili hep şey söylenir, daha doğrusu. Bu genel bir kabul değildir ama mesela başkalarının acılarını sömürdüğüne ve bunlardan prim yaptığına dair bir genel eleştiri de vardır birileri tarafından. Bu film bütün bu eleştirileri bir taraftan bertaraf eden de bir şey. Çünkü bütün o işte Birleşmiş Milletler'de çalışmayı bırakıp fotoğrafçı olmaya karar verdiği andan itibaren aslında dahil olduğu hikayelerin bir dışarıdan gözleyen değil, bir şekilde onun bir parçası haline gelen ve gerçekten orada kendince bir görev de yaptığını düşünen bir hikaye anlatıcısı olduğunu fark ettiriyor bize. Zaten bunu bütün o hikayelere dair şeyleri anlattığındaki samimiyetinden ve içselleştirme şeyinden anlıyorsunuz. Özellikle işte Afrika'daki yaşadığı o göçler ve soykırım hikayelerinde yaşadığı şeylerden. Dolayısıyla bu bakımdan hani Salgado'nun görsel dünyasının arkasındaki dünyayı da anlamamıza bir olanak tanıyor. Ve ben dersen orada iyi yaptığı bir şey de var. Mesela film bir noktada bir final yapıyor ama o kadar umutsuz bir final yapıyor ki böyle hani büyük karamsarlığa insanlık olarak, yani kendi hayat hikayesini anlatırken Salgado'nun artık insanlıktan bütün umudunu kestiği bir anda bir final yapıyor film. Ama onu Darwin'in peşinden evet, hayvanlara artık evet, yani orada geri dönüş evet. Genesis ismiyle. Orada final yapıyor ama o finalde bırakmıyor ve aslında Salgado'nun kendi çevresini yeniden kurması üzerinden toplam olarak dünyaya dair de bir şeyle bitiriyor. O bakımdan şeyle de oyundan, hani Salgado'nun bütün hayat hikayesine ve yaptığı işlerle de gayet uyumlu bir örgüsü var. Yani filmin yapısı ister ister doğal olarak Salgado'nun yaptığı işlerin kronolojisini takip ediyor. O yüzden önce yani Afrika, Bosna, işçiler, Ruanda, evet yani soykırımlar, savaşlar, işçiler derken işte köklere dönüş, insan hiç olmaya da bilirdi. Acaba timsahta kalsa mıydık falan gibi bir hisle. Sonra da başka türlü de olabilir gibi bir yere getiriyor. Ama tabii bütün bunların ötesinde müthiş bir görsellik yani. Evet, perdede izlenmesi gereken. Perdede izlenmesi gereken şey. Salgado'yu dünya çapında üne kavuşturan şey aslında Reagan suikastini fotoğraflamış olması. Hiç ona girmiyor çünkü hani belki Salgado da ona girmesini istememiş olabilir. Hani o en popüler tarafı hep dışarıda bırakıyor. Hatta geçen gün Twitter'da şeyler de dönüyordu, ne kadar doğru bilmiyorum. İstanbul hikayesi de var. Hatta esnaf dükkanın önünü kapatıyorsun diye bir esnaf tarafından tartaklandığına dair tevatürler de doğuşuyor. Sonra İstanbul'u bırakıp döndüğüne dair öyle bir şehir ekşi sözlük efsaneleri de doğuşuyor ortalıkta, ama ne kadar doğru ne kadar doğru, yanlış. Yüksektir bence. Doğrudur. Söz konusu doğrudur. Türkiye olunca. Evet, yani özetle herkes mutlaka farkında olarak ya da olmayarak bir Salgado fotoğrafı görmüştür ve mutlaka aşık olmuştur. Hani onun fotoğrafı olduğunu belki bilmeden. O yüzden hani o fotoğrafları bakan gözün dilinden dinlemek iyi, çok iyi bir deneyim. Mutlaka bu hafta görsünler. Evet, önemli bir fotoğrafçıyla ilgili hani iyi bir belgesel. Perdede izlenmesi gerekiyor. Haftanın hani, bir diğer öne çıkan filmi Yenilmezler, Ultron Çağı. Hani bu senenin en fazla beklenen filmlerinden bir tanesiydi.
Bu hazır kesimler için ama bu cümleyi de o kadar çok kuruyoruz ki. Yok, genel olarak Terminator'dan daha büyük bir bizim kuşak açısından Star Wars ve Terminator. Tamam, şu an animation'da olsam bunu bekliyor olabilirim. İş açısından bu senenin en önemli filmlerinden bir tanesi. Beklenti o anlamda söylüyorum. Ben ders belgeselini bekliyordum mesela. Ben Salgado'yu bekliyordum. Ben ilk filmi seviyorum, bayağı seviyorum. O yüzden ikinciyi ben bekleyenlerden ama bayağı hayal kırıklığına uğradım. Siz nasıl buldunuz? İlk önce siz bir... Ben şimdi baştan bir bu programda... Sen çizgi romanı sevmiyorsun zaten. Bu program fasulye olduğumu bir ilan edeyim. Ben hayatımda çizgi romanlı filme gitmemiştim. Spider-Man diye Şena'yı işaret etmek daha şimdiden. Spider-Man'leri böyle kardeşim çok sevdiği için ona eşlik etmek için falan X-Men'i görmüştüm. X-Men'i seviyorsun sen. Geçen sene ilk X-Men filmini sinemada izledim. Sonra böyle coşkuyla neden süper kahraman filmlerini severiz, neden sevmeliyiz gibi bir yazı kaleme aldım ve o gün bugündür aslında sevmeye çalışıyorum. Ama fasulye dedim çünkü hani pek bilmiyorum ve Avengers diye bir şey olduğunda yenilmezler diye bir şey olduğunda zaten bu hafta öğrendim. Bunun bir de ilki varmış falan. O yüzden ben beğenmedim ama beklenti düşüktü zaten. Ya genel olarak ben de ilkiyle kıyasladığımızda ilkine göre beğenmedim. Bunun birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi ilkine göre teknik bazı nedenler var. Çok daha fazla hızlı aktığı bölümler var. Yani bazı bölümleri o kadar uzun ve hızlı akıyor ki artık işte babaannemin tabiriyle ya da yaşlıların tabiriyle yani kafam kaldırmıyor. O kadar gürültüyü ve şeyi takip etmek. Biraz bunun yaşla da ilgili olduğunu söyleyebilirim. Şundan, biz ve bizim kuşağımız değiliz. Temel olarak seyirci hedef kitlesi daha çok böyle işte 12-13 yaşla 25 yaş arası, hatta belki 30'a kadar çıkan bir ana hedef kitlesi var. Dolayısıyla bizim kuşak açısından, çünkü dünkü devel şeylerden bir tanesi oydu. Çok gürültülü, çok hızlı akan ve takip edilemez olduğuna dair eleştiriler vardı. Biz bununla ilgileniyoruz, biraz daha sakin olması kısmını. Bir tanesi bu. İkincisi, burada gereksiz demeyeceğim ama riskli bir işe soyunmuş Joss Whedon yönetmen. Çünkü karakterlerin tek tek dünyalarına girmek gibi bir kapı açıyor. Şimdi ilkinde bununla hiç ilgilenmiyordu. Yani seyircinin o süper kahramanların dünyasını bildiğini varsayıyordu. Hani o kahramanların geçmişlerine dair çok küçük notlar iletiyordu sadece. Olduğu gibi devam ediyordu. Burada şimdi hepsinin bireysel travmalarına, geçmişteki bazı şeylerine doğru giriyor. Bu bir, o genel akışta... Ve 10 kadar karakter ve var. Ve 10 kadar karaktere gidiyor. Hiçbiri 10 karakter, zaten yarısı action olmuyor. Sahnesi. Böyle bir şey gibi, hani bir tarafı işte Kara Şövalye 2, öbür tarafı Avengers 1 gibi. Hani o Kara Şövalye 2 göndermem, şey ama Batman'in ikinci filme göndermem, ama orada böyle iyice dibine doğru giden, onun karanlığına doğru giden bir hikaye vardır ya. Hiçbiri işlemiyor. Çünkü 10 tane karakterin neden bu halde olduğuna dair bir şey, hikayeyi 5 saatlik bir filmde anlatırsınız ama 2 saat 20 dakikalık bir filmde ve bunların içerisinde 20'şer dakikalık 3-4 tane aksiyon sahnesi koyduğunuzda zaten anlatma olanağınız olmuyor. O yüzden... Benim anladığım bazı karakterlerin çocuğu olmuyormuş. Ya yalnız şöyle bir şey var. Hani ben hani yaş konusunda bir itirazım olacak, ona sonra geleceğim. Bence ilk filmden en büyük farkı bunun hani senaryosunun çok kötü olması. Yani bir kere ilkindeki mizah gerçekten hani çok zekiceydi ve bütün karakterler birbiriyle çatışıyordu. Hani orada ilk kez bir araya geliyorlardı. Mizah kısmına katılıyorum ben de. Çok düşük bir mizah var. İlk kez bir araya geliyorlardı ve birbirleri üzerinden ilerleyen bir mizah vardı. Burada çok kötü. Yani işte klasik aksiyon filmlerinden, hani bu 90'lardaki macho aksiyon filmlerinde hani birini böyle olaya dahil etmek için yapılan o kötü sığ konuşmalar bile var hani filmde. O yüzden hani diyaloglar çok kötü, hani mizahı kötü. İşte bir şey, evde bir parti sahnesi var. Orada bir potansiyel var aslında ama o bile işlemiyor. Yani işte süper kahramanlar böyle sanki bizim normal insanlarmış gibi parti yapıp böyle içiyorlar falan ama hani hiçbir şekilde işlemiyor. Bence hani bu senaryonun en büyük sıkıntısı bu. Hani güldürmüyor, zekice bir şeyler yok. İkincisi aksiyon kısmında da şöyle bir sorun var.
Çok fazla metal var filmde. Yani, ya dinle, yoran kısım o bence. Çelik fabrikası gibi dan dan dan, yani kafa kaldırmamak bir şey. 12-13 yaşında birine de bence öyle bir aksiyon sahnesi çok büyük haz yani, veremez. Çok fazla metal çarpışması. Ya bir de gerçek bir kötü yok bence. Hani yani yapay zeka olarak sunulan şey bize, bana kötü gelmiyor yani. Hani bir de böyle varoluşsal konuşmalar yapmaya çalışıyor falan, hiçbir şekilde tutmuyor. Ben ilkini daha aksiyonu çok olmasına rağmen yorucu olmamasının sebebi işte bu metal savaşı olmamasıyla alakalı olduğunu metal yorgunluğu oldu bizde. Yani ben şeye mesela çok, ben bu tür filmlerde klişe ararım. Yani özellikle böyle filmlerde. O yüzden sorununun klişeden kaçınmak gibi bir klişeye saplanmış olmak olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür filmler, evet, hani çatışmalı klişeler, sabit, saf kötüler ve bir araya gelip seyirciyi coşturan ve bir noktada da katarsis ulaştıran hikayeler olarak gitmeli. Yani o karakterlerin özel dünyalarından, çünkü süper kahraman onlar. Biz ilgilenmiyoruz ki onların özel dünyalarında ne oluyor. Bana ne Iron Man'in hani yani özel dünya hayatında... hani bir nebze ilgilenebiliriz de ben aile işte ilgili bir şey görmek hani, istemiyorum hani. Burada klişeden kaç, yani klişeleri iyi yutturabiliyor. Bu mesela Hollywood büyük prodüksiyonlarının en büyük numarası budur yani. Baştan sona klişedir ama izlerken o bütün klişelerin o kadar bir uyumu, iyilerinde bir harmonisi vardır ki hani hep beraber o klişeyi yeriz. Hani en azından sıkılmayız filmden, mutlu mesut çıkarız. Hani burada çok klişeye düşmeme kaygısı hem işte filmin mizahını öldürüyor hem de işte gereksiz bir aksiyon şeyi yapıyor. Ama ben kendi adıma hakkını yemeyeyim. O bir sahnede hani hepsinin bir arada, bir spoiler vermeden, bir nesneyi korudukları bir geniş bir 360 derece dönen bir sahne var. Yani evet, tamam, bilgisayar teknolojisi elinizin altında, evet, öyle sahnelere milyon dolarlar harcayabiliyorsunuz ama hani bunu grafik olarak tasarlayacak kafaların olduğunu bilmek de bayağı büyük hayrete düşürdü beni yani. Çünkü hani aynı anda aynı kadrajın içerisinde onlarca aksiyonun bir arada olduğu, bir de slow motion'da, o yüzden daha net görülebiliyordu. Bir sahneyi tasarlamak bilgisayarla olsa bile bayağı yine büyük bir görüş ve şey, emek gerektiriyor. Yani o sahnede ben bayağı adamlar yapmış abi. Şuna kapıldım yani. Hani bu şey gibi değil. Hani bana da verin 30 milyon dolar, ben de o sahneyi çekeyim demek gibi değil yani. Hani 30 milyon doları herkes o sahneyi öyle tasarlayıp çekemez yani. Tuncay'a gönderme yaptım burada. İkinci bölümde... programda, pardon. O bir programda Yüzüklerin Efendisi ilk girdiğinde işte bana da verin 150 milyon dolar ben de çekerim gibi bir cümle kurmuştu da Yüzüklerin Efendisi'nin niye kötü bir film olduğunu anlatırken meselenin parayla ilgili olduğunu. O yüzden... İkinci bölümde çizgi romanları konuşacağız ama ben son olarak şeyi söyleyeyim. Bir de hani ilk filmi güzel yapan şeylerden bir tanesi gerçekten kendini ciddiye almıyordu. Bayağı eğlendiriyordu. Yani bir sonuçta bu bir X-Men değil. Hani alt metni bu kadar güçlü bir hikaye yok. O yüzden kendini ciddiye aldığında işte açık noktalarını daha çok görüyoruz. İşte insanlıkla ilgili, aileyle ilgili kurduğu her cümle bayağı kulakları tırmalıyor. Hani beni o yüzden hiç sevmediğimi belirteyim. Gittikçe düştü galiba ya. Evet, bayağı düştü ya. Çıktığımızdan beri gittikçe giderek film düşüyor yani. Sende. Ya bir daha izlemeyeceğim mesela. Ben izlerim yani bu tarz filmleri ikinci defa, üçüncü defa eğlenerek. Bir daha izleyeceğimi düşünmüyorum. İkinci bölümde yani gündemde çizgi romanları konuşacağız. Ama önce bu hafta Yeni Menzer'in basın gösteriminde sinema yazarlarına en sevdikleri süper kahramanları sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Valla benim süper kahramanım yok aslında ama hani söylemek lazım. Süperman diyebilirim. Çünkü kendisi, ben eski bir kuşaktanım. Kendisi de eski bir adam. İlk süper kahraman. Uçuyor muçuyor işte. Bir de telefon kulübelerini öksüz bırakmıyor. Telefon kulübelerine giriyor falan. Bir de gazeteci kökenli olduğu için. Diğer mesleği. Ben de gazeteciyim. Süperman olsun diyelim yani. Ya ortaokulda çizgi romanı, lisede filmi dolayısıyla Süperman. Günümüze taşırsak Clark Kent gibi bir gazeteci her zaman ihtiyaç var. Keşke öyle gazeteciler olsa. Burdunu deviren cistan. Bu kadar. Ne
Benim süper kahramanım Darkman. 1990'da Sam Raimi'nin yarattığı süper kahraman. Nedeni de çok basit. Çünkü orijinal bir süper kahraman. Yani bir çizgi romandan falan uyarlanmış bir süper kahraman değil. Sam Raimi'nin kendi süper kahramanını yaratmak için ortaya çıkardığı leziz bir film ve güzel bir süper kahraman. From director Sam Raimi. Darkman. Merhaba. En sevdiğim karakter Thor. Çünkü onun geldiği yer Asgard ve Odin'in oğlu. Çocukluğumuzdan bildiğimiz çok önemli bir karakter. Bu açıdan Thor her zaman benim favorim olmuştur. Ve her zaman da olacaktır. Benim en sevdiğim süper kahraman Batman. Aslında filmlerinden önce de aşinaydım ama tabii Tim Burton'un filminden itibaren, özellikle ikinci filminden itibaren, Batman Returns'tan itibaren benim için de bir fetiş bir kahraman oldu. Çünkü trajedisi çok insani geliyor bana. Hani yetim ve öksüz kalması ve bunun ezikliğini ve vicdan muhasebesini sürekli kendisinde yapması ve sonrasında bir kahramana dönüştüğünde o kostümün içine hapis olmuş gibi bir hissiyat içinde yaşıyor olması ve onun iyilik yaptıklarının bile onu mutlu edememesi, yani bu sürekli bir melankolik bir yapıda olması benim için onu diğerlerinden ayırıyor. Benim en sevdiğim süper kahraman da Batman, fakat nedenleri farklı biraz. Benim 3 tane sevdiğim şey var Batman'in özelliği. Bir, çok cool, yani çok görkemli. Böyle hani bir ara birincisinde miydi, Batman filminde birincisinde miydi neydi, I'm Batman falan diyor. Böyle çok coollaştırmışlar. İki, hiçbir insan öldürmemesi. Yani hep kendi, babam da dediği gibi, hep kendi yolları üzerine hiç insan öldürmeden onları atmakla yetinmesi. Ne kadar şey yaparsa yapsın, ne kadar sinirlenirse sinirlensin, hiçbir insan öldürmemesi. Bir de Batman'in ikinci filminde Kedi Kadın, Penguen ve Batman'in filminde, yani eski filmlerin ikinci filminde orada çok babamla çok etkilenmiştik. Ben X-Men serisinden Magneto'yu söyleyeceğim favori süper kahramanım olarak. Çünkü belki de bu çizgi roman tarihinin yarattığı en ilginç kötü adamlardan biri, ki her zaman argümanlarını dinlemek ilginç Magneto'nun. Profesör Xavier'ın yarattığı iyimserliğin karşısında insanlıkla ilgili bir kötümserliği var ve onun içinde her göründüğü sahnede bence ilgi çekici bir süper kahraman. Evet, dinledik süper kahramanları. Eski kuşak Superman de diretiyor biraz ama. Tabii onların, yani ilk okudukları çizgi roman muhtemelen Superman olabilir yani. Bilgehan'ın ki ilginç. Thor. Ben Thor'u hiç en sevdiğim süper kahraman diyen birini duymamıştım daha önce. Bayağı, yani Bilgehan'ın Emre'nin babasından daha iyi, boynuzun kulağa geçmesi ve bu bıraktan daha iyi analiz etmesi gibi bir durum da var. Emre bayağı iyiymiş. Ama sadece eski kuşak olmaları değil, ikisi de gazeteci kısmını vurguladı. Şimdi birazdan başka işte Thor'u gerçekten bilmiyorum. ama dünkü sarışın çocuk. Gösterimdeki. Öyle tarif. Nedenlerini çok ayrıntılı biyografisini yiyorum. Şimdi Wikipedia sayfasına bakacağım Thor'un birazdan da. Hani Şenay konuşsun. Ondan sonra o da böyle kendi arka planıyla ilgili bir yerlere bağlayacak. Ben de fark ettim. Şenay, ben de kendimde bir şeyler fark ettim. Sen büyük bir, o yüzden Batman'ciler büyük bir muamma bence. Yok, ben hani bir asilzade bir tarafınız var galiba. Ama yok, herkes gerçekten çok böyle kendi özdeşleşme gerçekten. En sevdiği süper kahraman hep özdeşleşmeyle olmuş. Şenay, senden alalım sınıfsal vurgusuyla birlikte. Bilmiyorum yani. Ben yani örümcek adam benim şeyim. Çünkü
hani hem süper kahraman olup hem de insan olma duygusuna bu kadar yakın başka bir süper kahraman yok. Yani sınıfsal olarak da öyle. Bir kere hani emekçi çocuğu, yani yetim ama hani emekçi bir aileden geliyor. Yoksul, hani yoksulluğunu şey yapmak için söylemiyorum. Hani sıradan bir vatandaşken evet başına bir hikaye geliyor. Bir örümcek tarafından ısırılıyor ve özel yetenekleri oluşuyor. Ama bu özel yetenekleri olduğunda bile o günlük insan hayatı temaşasından kopamıyor. Yani yine işte sevgilisiyle bir araya geldiğinde eli ayağına dolaşıyor. Günlük hayatında başarılı olamıyor. Ve sürekli hayatla mücadele etmeye devam ediyor. Yani süper kahramansınız ve aynı zamanda hayat meşakkati devam ediyor. Yani cebinizde para yok, kötü bir evde yaşıyorsunuz ve şöyle bir tarafı da var ileride şey olması ki açısından. Bence çok mantıksız. Yani oradan oraya atlıyorsun, onu paraya çevirmenin bin bir türlü yolu var. Yani bir şey soy. İşte, o yüzden bir etik ve ahlak değeri olduğunu düşünüyorum çok. Ben şeyin. Şöyle bir şey de var. Bence diğerlerinde en çok gıcık olduğum şey şudur. Dünyayı kurtarma şeyi. Spider-Man'in öyle bir derdi yoktur. En fazla bir şehri kurtarır işte. Yani bir durum hasıl olur ve ona müdahale eder. Genelde Spider-Man'in karşısındaki kötü karakterlerin de haklı ve meşru gerekçeleri vardır. Yani saf kötü değillerdir. Kendiliğinden kötü olmak gibi bir şeyleri yoktur. Mesela Ahtapot'un işte hayal kırıklıkları vardır. İşte kum adamın kızının başına gelenlerden sonra birikmiş bir öfkesi vardır. Dolayısıyla yani bir mutlak iyi, çünkü mutlak iyi olarak kurmadığı için Spider-Man evreni kendisini, böyle saf bir iyilikle kurmadığı için karşı tarafa da mutlak ve saf bir kötülük bahşetmez. Peki, ve asla dünyayı da kurtarmaz yani. Hani dünyayı kurtarmak gibi bir niyeti yoktur yani. Ama mesela filmlerden aynı derecede memnun musun mesela? Ben mesela Sam Raimi serisinden memnunum, evet. Özellikle ikinci film miydi? Yani o iki kişiliğe bölündüğü ikiydi galiba. Seriden memnunum. Bu son işte inanılmaz örümcek adam hikayesinden o kadar memnun olduğum söylenemez açıkçası yani. Ben perdeye gelen Spider-Man'in hani bayağı çocuk filmi olarak sunulduğunu düşünüyorum da. Yani çünkü şimdi buraya demin dediğin şey mesela hani o yaşla ilgili şey mesela Spider-Man için yapabiliriz. O mesela bence yetişkinlere hitap eden bir seri değil. Zaten mesela. O bir ergen hikayesi ama bence bütün süper kahraman hikayeleri ergen hikayeleri. Yani sonra mesela Spider-Man evet bu yaşta bize çok hitap etmeyebilir ama yani buraya gelirken baktım, internette gördüm. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama sanırım Kaptan Amerika'nın 3. filmine Spider-Man de dahil olacakmış. Ve ismini hatırlamadım, Hugo'da oynayan ufak çocuk vardı, evet, ya. O olacakmış galiba, onunla anlaşılıyorlarmış. Onu merak ediyorum. Bir de hani şu tür böyle zevzekliklere gelmez Spider-Man, yani hepimiz bir aradayız. Oha çok cooluz, bütün dünyayı kurtarıyoruz. Aslında var çizgi romanlarda, onu söyleyeyim. Çizgi filmde romanlarda yok. Var. Çizgi romanda var. Çizgi romanlarda var ama yani bu yapıya uymadığı için büyük ihtimalle alınmamıştır diye düşünüyorum. Yani hani ya aslında şöyle bir şey var. Gezeklere gelmez, o kendi halinde takılır ve emekçi halkı korumaya devam eder. Aslında hem DC'nin hem Marvel'in bütün kahramanları bir araya getirdiği birçok seri var. Yani hani hepsi geliyor aslında bir şekilde. Sen çizgi romana ilgini demin anlattın. Ya X-Men'le başladı, evet. Gerçekten geçen yıl bu zamanlar bir bahar günü tek başıma bir salona girdim ve hayatım değişti gerçekten. Bugüne kadar niye izlememişim olup geriye dönüp izledim ben de. First Class mıydı o izlediğin? Hayır, yok, son film doğru. Future tam. Past. Ya bir kere şeyi tabii ki alt metin işledi hemen. Yani 60'larda yazılmış bir şey olduğunu, alttan alta böyle Afrikalı Amerikalıların mücadelesinin böyle hani onların mücadelesinin en civcivli, en sert geçtiği günlerin bir şey uzantısı olduğunu bilmiyordum. Sonrasında işte başka, yani çok sıkıldığımız bir laf ama öteki denen her şeye çevrilebilen bir şey mutant. Hani azınlıklar, işte eşcinseller vesaire. Onların böyle hayatta kalmaya çalışmaları zorlu bir şey. Şimdi Nil'e cevap gibi olmasın, ben
Charles Xavier'i seçtim ama sonra Uğur'dan ve Murat Erşahin'den duyunca hani böyle gazetecilere ihtiyacımız var gibi, ben de acaba bir ayağı akademide kalmış biri miyim? Hani böyle bir profesör olacak. Böyle profesörlere çok ihtiyacımız var falan herhalde bilinçaltı. Ama şöyle söyleyeyim, biraz böyle bu alanı yabancısı olduğum için şey olmasın, yalan olmasın. Benim böyle bir en sevdiğim karakter çat diye çıkmadı. X-Men'den bir şeyler olacaktı. O ikisinin Magneto'yla Profesör X arasındaki gerilim, ki bunu bir tanesini işte Malcolm X, diğerini adımını unutmam, müthiş. I have a dream. Martin Luther King. Çok özür dilerim gerçekten. Martin Luther King ve sevenlerinden çok özür dilerim. Basiret bağlanması. Onlara benzetiyorlar. O zaman benim tarafım Malcolm X'ten yana olurdu elbette ki. Elbette ki demem de biraz aşırı oldu belki. Neyse, çok böyle barışçıl çözümlere her zaman çok inanan, onun tek yol olduğuna inanan birisi değilim. Biraz böyle ben de iki tarafta olabilir, ikisinin arasındaki gerilimi seviyorum diyelim. Ama içimde bir akademisyen varmış, şu an onu şey yaptım. Ben de mesela o iyimserlikten dolayı Magneto'ya yakınım, yani bana çok fazla şey geliyor. Yani o Gandhi şeyi beni biraz sıkıyor fazlasıyla. İşte ama aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği sebebiyle ben Profesör X'ten yana kullanıyorum oyumu, ama Magneto'ya da her an savrulabilirim. Şeyin bu arada yerden yere vurduğumuz filmde güzel bir diyalog, replik şeyden vardı. Iron Man'den geliyordu. Karanlık tarafı olmayan Kaptan Amerika bence. Bu arada en sevmediğim karakter de kesinlikle şu an tanımış olsam da Kaptan Amerika oldu. O ne öyle? Temsil ettiği şey anlamında zaten bize çok uzak. Ama ben Yenilmezler serisinde en sempatik karakter de onun olduğunu düşünüyorum. Yani. Ya ona şey normalde dedi ya, karanlık tarafı olmayan birine hayatta güvenmem diye. Ben de karanlık tarafı olmayan insanlara güvenmeme yanlısıyım ve benim bir karanlık tarafım Magneto'yu ya... Öyle mi deseydim acaba dedi. O yüzden Nil'e de katılıyorum içten içe. Karanlık demişken o zaman ben Batman'i açıklayayım neden sevdiğimi. Birincisi gerçekten... Yani sende böyle bir karanlık asilzade mi var? Hayır. Bu deri kere... ceketler ondan. Hayır, karanlık çizgi roman hani dersek diğerleri bayağı çocuk filmi gibi kalıyor yanında. Hani hem filmleri hem çizgi romanları. Yani Batman'in gerçekten dünyası karanlık bir dünya. Hani benim ilk sebebim bu. İkincisi de yani gerçekten süper kahraman değil adam ya. Hiçbir süper gücü yok yani. Yani diğerlerine kıyasla... Herhangi bir deform olmuş bir vücuda, bir özelliğe, doğuştan gelen bir yeteneğe hiçbir şeye sahip değil. Sadece parası var yani. Parası olduğu için dışlayalım mı adamı ya? Bunu mu istiyorsunuz yani? Evet. Baba polisiyle yani. Baba polisiyle süper kahraman olmak nedir ya? Parasını adalete harcayan bir adam yani bence. Ve Batman'de şey... Bir de hafiften bir ıssız adam Soros havaları ondan sonra. Evet, Soros. Bu çağın Batman'i Soros olabilir mi? Evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela yani çelişkilerini en net taşıyan ve hatta sevmeyebileceğiniz bir karakter olarak sunulduğu için ben Batman'i seviyorum. Mesela işte sizin tepkilerinizden de anlaşıldığı gibi. Yani sevecek hiçbir şey yok ki Batman'de. Zengin, züppe, ıssız adam. Hiçbir şekilde sevmezsin. Ve o yüzden çok yalnız bir adam. Ve bence ben onun o yalnızlığını hani perdede de çok iyi işlediğini düşünüyorum. Yani sinema serüvenine gelirsek de bence sinema tarihinin en iyi çizgi roman uyarlaması Christopher Nolan'ın çektiği Dark Knight. Üçüncü filmini unuttur bana, haklısın ama üçüncü filmin alt metnini gerçekten... Ama üçten bahsetmiyorum ki, ikiden bahsediyorum. Dark Knight bence en iyi doğru. Çizgi roman uyarlaması bence olarak doğru. Düşünüyorum. Hani bir de Dark Knight izledikten sonra gerçekten diğer çizgi roman uyarlamaları hiçbir şekilde tat vermiyor. Hani metin olarak da bir işte X-Men serisini söyleyebiliriz. Gerçekten X-Men de bütün seri çok iyi. Hani hepsi birbirinden. Sen sonuncusunu çok seviyorsun ama ben bütün seriyi seviyorum. Ama hani Batman'i o yüzden bir ayrı galiba görüyorum. Ama yeni gelecek filmin fragmanını dizdikten sonra hafiften bir tırsmadım değil. Bayağı kötü duruyor çünkü Superman Batman filmi. Bence olmaz da o zaten. Yani Superman'le Batman ne yapabilir ki? Batman'de şöyle bir sorun biri var. Biri bu kadar yani kusurlu... Görüntü yönetmeni ne yapacak işte mesela? Biri bu kadar hani kusurlu, biri o kadar olacak? Kusursuzken nasıl oradan bir şey çıkarttı? Bir de şöyle bir sorun ya. Var. Batman hep başka oyuncular oynadı. Yani o kadar çok oyuncu oynadı ki işte Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ayrıca Christian Bale. Ve şimdi Ben Affleck oynuyor. Soğutucu zaten. Kendi başına soğutucu evet, bir etki. Evet, o zaten daha öğrenildiğinde tepki gösterilmişti. Belki yeni bir seride, yani tek başına olduğu bir seride yeniden iyi bir seri izleriz Batman'le ilgili. Bir de Batman'i yazan isimler de işte Frank Miller gibi isimler
Batman'in çizgi romanını yazdı ve hani bugün şekillenen o karanlık dünyayı onlar biraz çizdi ve hala günümüz sinemasını etkiliyor. O yüzden biraz özel buluyorum. Bir de şeye bakalım, hani çizgi roman deyince Yeşilçam'da da çok güzel çizgi roman uyarlamaları, uyarlama demeyelim aslında, copy paste filmleri var. Biraz onları bir görelim, evet, isterseniz. Geçmeden önce VTR'ye bir şeyi, hani bu meseleyi ben bir ara bir takmıştım bayağı. Örümcek Adam'ın perdede ilk göründüğü ülke Türkiye. Yani 66'da Örümcek Adam filmi çekiliyor. 62'de piyasaya çıkıyor Örümcek Adam. 4 yıl sonra Yeşilçam bu meseleyi yakalıyor ve Örümcek Adam filmi çekiyor. 70'lerin başını buluyor Amerika'da televizyon dizisi olarak çekilmesi. Hatta 70'lerin ortalarına kadar bekleniyor. İkincisi, bundan çok emin değilim ama bir sürü kaynakta okudum. Süpermen'i ilk defa uçuran da Yeşilçam. Yani Süpermen ondan önce hani Amerikan filmlerinde hep kesmelerle yukarıdan iniyor ya da bir yerden bir yere zıplıyor gibi. Yani böyle uçabildiğine dair görüntünün net olarak ilk verildiği Yeşilçam sinemasında yapılıyor. Böyle bir katkımız da var süper kahraman sinemasına. Onu da düşelim yani. Ama şimdi görüntüleri izleyince bu katkı biraz sıfırlanacak. Bir izleyelim Yeşilçam'daki çizgi roman serüvenini. Sıkıştı. Kim bunlar? O kadar olur. Yok yok, ben bayağı saygı duyuyorum yani. Hani buna kalkışmak bile bence gayet değerli. Hani dalga geçmiyorum, gerçekten çok iyi bence. Yani buna cesaret etmek güzel bir kere. Hani yani şu anda hani bakalım 2015 yılında hala bir süper kahraman filmimiz var mı? Yok. Hani o yüzden bir şeylerle dalga geçmek için hani bazı şeyler aşmak gerekiyor. O yüzden ben saygı duyuyorum yani bu yapılan şeyler. Süper kahraman filmimiz var. Sen aydınlatırsın geceyi var. Sen çok seversin. Çok severim ama hani süper kahraman olarak görmediğim için dedim. Burada ilginç şey de var mesela. Karakterlerin gerçek kimlikleriyle çok ilgilenmiyorlar ya. Mesela ilk fragmanın ilk başındaki şeyde Örümcek Adam filmde İstanbul'u çetesiyle beraber İstanbul'u ele geçirmek üzere geliyor. Ve Kaptan Amerika ile Santo ona karşı mücadele ediyor. Yani Örümcek Adam saf kötü bir karakter. Yani çizgi romandaki karakterin kişiliğiyle şeyle de ilgilenmiyorlar. Bir figür şey olarak alıyorlar sadece. Şenay'la Örümcek Adam, Örümcek'ten süper kahraman mı olur? Kötü yapın bunu. Marvel'in patronu da ilk önce Stan Lee onu demiş. Örümceği kimse sevmez, Örümcek'ten süper kahraman mı olur demiş ilk başta. Öyle bir tarafı da var yani ama hani ben eğleniyorum bu filmlerle. Hani şey olarak nasıl Avengers'ı eğlenme vaadiyle gidiyorsam bunları da izlerken gayet o yaş yani. Konusunda şuradan şimdi bağlayacağım. Şimdi Türkiye'de genellikle çizgi romanlar biraz daha hani ergenlere, gençlere yönelik yapılan bir işmiş gibi sunuluyor ama aslında bize çoğu yayınlanan çizgi roman gelmiyor bile. Hani ancak yurt dışından alabiliyoruz, sipariş verebiliyoruz.
İşte birkaç tane çizgi roman satan yer var. Orada da kısıtlı ürünlere ulaşabiliyoruz. Ama aslında gerçekten edebi değeri çok yüksek çizgi romanlar üretiliyor seri bir şekilde. Ve biz bunları görmüyoruz. O yüzden biraz çizgi roman kültürümüz kısıtlı. Hatta çizgi roman üzerine yayınlanan dergiler bile ömrü 3 sayı, 4 sayı olabiliyor ancak. Hani onu bir de okumuyoruz. Çizgi roman fiyatlarının yüksek olmasının da bunda payı olabilir ama hani o zaten kağıdı nedeniyle olmak zorunda. Aslına bakarsan yani Hollywood'da mesela 2000'lerin başında böyle diğer süper kahraman hikayelerine ya da daha doğrusu çizgi roman dünyasına bir alan açtı. İşte Watchmen'ler, işte şimdi hatırlamıyorum yani Dark City'ler falan filan. Onlar bir geliyorlardı ama bir şekilde onlardan böyle umdukları kişiyi bulamadılar mı? Böyle kapandı o damar. Aslında çok karanlık tipler bizim de çok hani en azından isim olarak bildiğimiz ama serilerini okumadığımız tiplere dair hikayeler 2000'li yıllarda epeyce yapıldı ama hani o damarı kapatıp garantili işte hani Örümcek Adam, Superman, Batman, Yenilmezler gibi çok garantili alanlara oynamaya başladılar. O da aslında bir sinema açısından da bir kayıp yani çok fazla malzeme var bu dünyada ve demek ki karlı görmüyorlar. O yüzden hani 5 yılda bir dönüp Örümcek Adam serileri yapılıyor. Yani 2009'da son film, Sam Raimi'nin son filmi galiba. Yok 2007'deydi. 2010'da 3 yıl sonra yeni bir seri başladı yani. Şimdi bu kadar yaklaştı birbirine. İşte Batman serisi yeniden başlatılacak. Böyle birbirine hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Şu an kaynak olarak hani iyi bir kaynak gişe açısından. Bitmeyen bir kaynak. Bir de 10 yılda bir kuşak yenileniyor yani. Hani bugün 15 yaşında olan 10 yıl işte 10 yılda bir o kuşak sürekli yenileniyor. Dolayısıyla yenilenen kuşak yeni bir pazar da oluşturuyor. İster istemez 10 yılda bir tekrarlanıyormuş gibi mesela bir durum var. Mesela tam olarak o bence. Ya bizim de bir noktada kendi kuşağımızın Batman'iyle, Spider-Man'iyle vesairesiyle tatmin olup bitmeyi bırakmamız gerekiyor bana kalırsa. Bize denk gelen şey... çok tekrar ve çok lüzumsuz devam filmleri. Biraz Nolan'ınki tam bize denk geldi işte. Hani bir sonrakiler artık bizi çok tatmin etmeyecekmiş gibi geldi. Hani zamanlama açısından bize denk gelen biraz... Mesela X-Men serisi aslında hani onu da söyleyeyim. Bence her zaman hani bu kuşak farkı varsa bu kuşağa hep hitap edecek. Yani eğer onu çok bozmazlarsa. Yani metni itibariyle çok fazla biraz daha yetişkinlere yönelik bir metin. O yüzden hani X-Men biraz farklı duruyor o anlamda. Daha çok göreceğiz tabii ki. Her yıl 2-3 tane yeni seriler başlayacak. Yeni filmler izleyeceğiz. Çizgi roman muhabbeti bitmeyecek. Zaten biz hani bu konunun uzmanı değiliz. Ancak böyle yüzeysel sevdiklerimizden falan bahsedebiliriz. O yüzden süremiz bitiyor. Vizyon dışına bakalım. Bu hafta vizyon dışında ne önerecek? Şenay sen mi öneriyorsun bu hafta? Vizyon dışına bakalım. Come all you young fellers, brave and fine. Seek not your fortune way down in the mine. Harlan, Kentucky is coal country, where men work long hours for short wages, where poverty, black lung, and needless disaster are facts of life. In 1973, the men voted to join the United Mine Workers Union. The company refused to sign the contract, and so began the battle of Harlan County, USA. Which side are you on? Without organization, you're a lone individual, without influence, and without recognition of any kind. They're treating us like that. We're animals, dogs. Well, we are. İki haftadır Oscar temalı yani Oscar'ın etrafında dönen belgesellerden konuşuyoruz. Geçen hafta Citizen Four'u konuştuk. Bu hafta Oscar'a aday olan Toprağın Tuzunu konuştuk. Bu hafta ben 1976 yapımı 77'de en iyi belgesel ödülünü alan Harlan County USA isimli belgeselden bahsetmek istiyorum. Filmin yönetmeni Barbara Copley bir gazeteci. 1973 yılından 76 yılına kadar Harlan Kentucky'deki Brookside grevini takip ediyor. Daha doğrusu orada başlayan rahatsızlık başladığı andan itibaren orada oluyor ve 3 yıl boyunca oradaki mücadelenin örülmesini hatta
aktivist olarak da o mücadelenin bir parçası haline geliyor. Film böyle tek tek işçilerden başlayarak mücadelenin giderek bir kente, oradan da bir ülkeye doğru nasıl büyüdüğünü anlatıyor. 1976'da grev belli başlı kazanımlarla bitiyor. İşçiler çok mutlu olmasa da. Ama hemen ilerleyen yıllarda büyük madenci, çünkü bir örnek teşkil ediyor ve Amerika'da çok büyük madenci grevleri oluşuyor. Ve ondan sonra bu grevin ardından grevdeki çalışma koşulları ve yasalarına dair çok köklü değişiklikler yapılıyor. Ve Amerika'da böyle büyük grev alanlarında iş cinayetleri yaşanmıyor. İşte gelir düzeyleri yükseliyor falan. Bütün o şeyi tetikleyen çok etkili bir belgesel, özellikle müzikleri de country müzikleri, çok uygun country müzikleri koymuşlar. O yüzden bulabilenler, bulmak biraz zor, onu söyleyeyim ama bir şekilde bulunuyor. Bulabilenler Harlan Country USA'yı mutlaka izlesinler. Özellikle hani Soma öncesinde, Soma'nın yıl dönümü öncesinde belki hani bu filmi bir yerlerde göstermek ve Türkiye'deki mücadele açısından deneyimler çıkartmak da söz konusu olabilir. Süremizin sonuna geldik. Evrim, en sevdiğim sahne anlat istersen. Sahneyi anlatayım. Sahneyi görelim sahneyi bence. Sahneyi anlat, izlemeyelim biz. Şimdi bu bir kere başta söyleyeyim. Sana cevap vermek amaçlı yaptığım bir şey değil. Ya Dardenler'den bahsederken hatırlayalım. Hatırlamayan izleyicilerimize hatırlatalım. Hasan belki bisikletli çocuğu çok sevmiyorum gibi bir şey söylemişti. Dardenler'in bütün filmlerini seviyorum. Bir tek ona hani biraz böyle burun kıvırabilirim. Programın başlarıydı ve tehlikeye girmişti program akibeti. Orada dağılabilirdik ama dağılmadık. Şeyle, yok, güzel dağıldık, bölündük. 2-1. Diyalogla çözdük ve bakın dimdik, hep beraber ayaktayız. Bisikletli çocuğun o zaman bu sahnesini göstermek istediğimi daha önceden söylemiştim ben. Ama uygun bir hafta bekliyordum. 1 Mayıs haftasından daha iyisi olmaz diye düşündüm. Biraz filmin mesajını bir tarafa bırakalım. Bütün filmin genelini böyle 1 Mayıs haftasında izlemek biraz apolitik. Hani sevgi her şeyi çözecek falan gibi apolitik bir mesaj verebilir. Ama bu sahneyi kendi başına çok seviyorum ben. Bu bisikletli çocuğun biraz iyice yıkıldıktan sonra, yani babasından yediği darbe çok dayanılmaz olduktan sonra, gecenin bir yarısı çocuğunu gönderen ve başını derde soktuğu besbelli olan çocuğunu git buradan diye gönderen bir baba söz konusu. Bunun üzerine çocuk bisikletini atlıyor. Filmin sonunda bunu bir kere daha yapacak. Birkaç kere daha yapacak da filmin sonu gene çocuğun bisikletin üstünde ilerlemeye devam etmesiyle bitecek. Müthiş bir ses tasarımı var bu sahnede. Yani televizyonlarınızın seslerini açın lütfen. Çok hafif bir müzik ve gecenin karanlığında tek başına bisikletle giden bir çocuk. Hani ne olursa olsun bisikletlere atlayalım. Gecenin karanlığında tek başına bisikletle ilerlemek gerekir. Mücadele özünde böyle bir şeydir bana kalırsa. Çok güzel sahne. Var mı başka ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.